potansiyel suçtur enerji nakilatları. Bakımsızdır, sarkmıştır. Asla bakım yapılmıyor. Kışın genleşiyor. İnanın fotoğrafları var. Arzu ederseniz göndeririz. Kanallara birkaç yere gönderdik bunun. Basında da çıktı. Kışın da genleşiyor. Direği yerinden koparıyor. Yıllarca bakım yapılmıyor. Dolayısıyla bunlar suçtur ve yangına en büyük etkendir diye düşünüyorum. İlin var mı ekleyeceğim? Ben bir şunu duyma ihtiyacı içindeyim sizden gene de. Orman köylülerinin, evet, zararının devlet tarafından karşılanacağına inanıyor musunuz? Böyle bir şey duyumunuz var mı? Hani hayır, TOKİ'nin, inanmıyorum. TOKİ'nin evlerini gördük, hemen hazırlanmış daha 3 gün içinde. Şimdi, bakın Emin Bey, şunu çok net söyleyeyim. Yani ben bütün yangınlara gidiyorum. Yani ormancıyım. 43 yıldır bu kuruma hizmet eden biriyim. Neyin ne olduğunu biliyoruz ve yıllarca bu konuda da deneyimimiz var. Hiçbir dönem olmadı. Yani bırakın köylünün zararını, orman emekçileri dünyanın en ağır işini yapıyor. Şu anda üzerindeki elbiseler yangına dayanıklı değil ve orman emekçileri dünyanın en güçlü mücadelesini yapmalarına rağmen yanarak ölmelerine göz. Bakın, yangın arazözlerinde en az 6 kişi olması gerekirken 2 kişiyle gidiyor. Bakın, 2 arkadaşımız yaşamını yitirdi, yanarak öldüler. Şu an bir muhafaza memuru ağır yaralı, Eskişehir Devlet Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda. Neden biliyor musunuz? Giydiği elbise %100 polyester. Etiketinde de uyarılıyor. 40 derecenin üzerinde sıcak suyla yıkamayın diye. %100 polyester. Düşünebiliyor musunuz? Yani naylon. Halkın anlayacağı dille söyleyeyim. Yani kendi yıllarca bu kurumu ayakta tutan emekçisine böyle bir bakış var iken orman köylüsüne hiçbir zaman o yardım yapılmadı. Yapılmayacak da. Neden? Sayın Bakan çıktı. Adresanda reiseleri olur. Beraberdik. Muhabir soruyor. Sayın Bakan, yangın konusunda ne diyorsunuz? İşte kontrol, çok şükür otelleri yanmaktan kurtardık. Siz otel müdürü müsünüz yoksa orman bakanı mısınız? Anayasanın 169. maddesi gereği ormanları korumakta birinci derece sorumlu başta orman bakanı ve orman genel müdürü. Ama ortalıkta yok da. Bakın, çok daha önemli bir şey söyleyeyim. 2020 yılında kamu ihale kanununda ek madde koydular. Bu olması gereken bir şeydi. Dediler ki orman yangınlarıyla ilgili ihale sürecini beklemeksizin ihtiyaç duyulduğunda sınırsız harcama yetkisi alalım olağanüstü hal için. Evet, yangınlar için gerekliydi çünkü ihale açamazsınız. Mesela şu an yaşadığımız yangınlar, bir tankeri kiralayabilirsiniz. Bunun için ihaleye gerek yok. Ama ne yaptı bizim muktedirler? Tanesi 2 milyon olan lüks makam aracı aldılar, 28 tane bölge müdürleri. Hani itibardan tasarruf edilmez ya. Bakın, o lüks araçlardan, makam araçlarından bir tanesi karşılığında 5 tane arazöz alınabilirdi. 12 tane ilk müdahale aracı, ki çok önemlidir, çok seri araçlardır, arazili araçlar. Veya 110 işçi 10 ay çalıştırılabilir. Ama tercihi başkadan ya. İşte şunu yaşıyoruz, çok net söylüyorum. Vahşi kapitalizmin özünde hiçbir zaman insan yok. Oysa insanın en temel hakkı yaşamak. Geçen yıl orman işçiliğinde 611 orman emekçisi yaşamını yitirdi. Basında da konu olmadı. O konuda basını da eleştiriyor. Soma dediğinizde aklınıza 301 maden işçisi gelir. Ama orman dediğinizde 611 emekçi, hani bilmem ne yoluna gitti, Niyazi oldu. Maalesef konuşulmadı. İçimiz gerçekten kanal. Yani bunlar çok önemli konu. Konuştuğumuzda evet bir yere konursunuz. Sizi terörist ilan ederler. Doğruları söylediğimizde, ama söyleyeceğiz ısrarla. Şimdi... Yani yazıktır. Emekçilerimiz yanıyor, insanlar yanıyor, canlılar yanıyor, doğa tok oluyor. Şükrü Bey. Yani böyle bir hakkımız yok. Çok çarpıcı anlattınız. Özellikle kıyafetler meselesini. Yani bu her alanda aynı şey yaşanıyor. Asker, hatırlayacaksınız, sınır
boylarında nöbet tutan askerlerin çok yakın zamana kadar teçhizatları da işte karakolları da çok kötü durumdaydı. Sonrasında yenilendi. Dönüyoruz, deprem olduğunda bakıyoruz. Depremde görev yapanların aletleri, gerekli malzemeleri, kullandıkları araçlar harap durumda. Hadi konuşulup tartışıldığında bir adım atılıyor. Sel olduğunda aynı şey, bütün afetlerde aynı şeyi konuşuyoruz. Yani hep olay olup bittikten sonra. Dolayısıyla çok çarpıcı bilgiler verdiniz. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Tabii ki zamanı ve yeri şu anda değil. Ama bunun yine de ben erken konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Kendim de sosyal medyada daha bu yangınlar ilk çıktığı gün paylaştım. Siz bütün bu yanan Türkiye'nin en güzel ormanları yandı. Yani hakikaten en güzel bölgelerine, Türkiye'nin demeyeyim sadece, belki de Akdeniz'in, Ege'nin en güzel cennet parçası yerleri yandı gitti. Buralara şu andaki halk arasındaki deyimiyle, tabiri caizse, çöküleceğini düşünüyor musunuz? Bütün bunların sebebi ne olursa olsun, ama bir noktadan sonra ya bu milletin zaten hafızası kuvvetli değildir, unutulur, gider bu yangınlar. Biz buraları açarız imara denildiğini, maden ya da taş ocaklarına ya da otellere, rezidanslara her neyse düşünüyor musunuz? Elinizde bu yönde bir takım emareler ya da ipuçları var mı? Vardır tabii ki. Nedir bu? Anayasanın 169. maddesine rağmen birçok düzenleme yaptı. Bakın, son iktidara gelene kadar 1954 yılında çıkan 6831 sayılı Orman Kanunu AKP'ye gelene kadar 15 kez değişikliğe uğradı. Tabii 80 sonrası orada da orman alanlarından amaç dışı faydalanmayı içeren bazı değişiklikler olmuştu. Ama yani AK Parti iktidarıyla birlikte, lütfen yanlış anlaşılmasın, siyaset yapmıyorum, yaşadığımız için söylüyorum, 27 kez değişiklik yapıldı ve tümü ormanların amaç dışı kullanımına ilişkin değişikliklerdi. Burada niyet çok açık. Manavgat yangını başladığı gün kıyılardaki birçok alanın Turizm Bakanlığı'na devri kararı çıktı. Aynı gün. Belki rastlantıydı tabii o gün yayınlanması, ama niyet çok açık. Bakın, geçmişte de bunu yaşadık. Defalarca basında bunu gösterdi. Sayın Bakan'a, yine Veysel Eroğlu'na beraber olduğumuz bir yangın sonrası muhabirin biri kanaldan sormuştu. Sayın Bakan, yasa gereği yanan alanları yılı içinde ağaçlandırmanız gerekiyor. Bu konuda ne yapacağız? Evet, hepsini plan dikeceğiz demişti. Doğrudur, yasa böylece. Bana sorduğunda evet dedim, dikilecek ama bu fidanların bir kısmı büyüyünce 5 yıldızlı otele dönüyor. Güvercinli koyuna bakarsanız karşı tarafta 3 tane devasa 5 yıldızlı oteli göreceksiniz. Hani anayasanın 169. maddesini hatırlatırız ya, ormanlar amaç dışı kullanılmaz, ne oldu? Asla güvenmiyorum. En temel sorun budur zaten. Ve ben gelinen noktada, bakın, bu hükümet, özellikle de kurumu yöneten üst düzey bürokratlar bir şey söyledi son yıllar. Dediler ki, biliyorsunuz Türkiye'de ormanların %98'i devlet ormanıdır ve devlet eliyle işletilir. Şöyle bir söylem gelişti. Biz devlet ormancılığından vazgeçeceğiz, millet ormancılığına döneceğiz. Ama ilk bakışta hoş görünen, hani millet dediğimizde halkı kastediyor zannedildik. Aslında bir algı yaratmaydı. Gerçek anlamda millet, işte o CLK inşaat gibi, çok uluslu maden şirketleri gibi veya üretimi köylünün elinden alıp tüccara verme gibi yandaşlardı millet aslında. İşte bu noktada bu ülkenin halkı, duyarlı vatandaşları, evet, namuslu insanları kendi geleceğine, çocuklarının geleceğine ve insanlık adına sahip çıkmak durumundadır. Evet. Ayağa kalk durumundadır. Artık tahammül sınırı kalmamıştır. Son kertideyiz. Evet. O anlamıyla gerçekten içimiz kanal. Şükrü Bey, çok teşekkür ederiz. Ormancılar açısından durumun nasıl göründüğünü aktarmak istedik. Sağ olunuz ve orada görev yapan bütün orman görevlilerine diyelim, Orman Bakanlığı'nın görevlilerine, orman köylülerine
bir kez daha buradan minnet duygularımızı aktaralım. Gerçekten çok önemli bir iş yapıyorlar. Hakları ödenemez. Bu arada tabii onlara doğru dürüst alet edevat tahsis etmeyen devletin tepesindekilerinde bu anlatımlarınızı duymasını ümit ediyoruz. Çok teşekkürler katıldığınız, geldiğiniz için. Buradan hemen hatırlatalım. Şükrü Bey dikkati çekti bu. Çok teşekkürler. Şükret Bey dikkati çekti. İşte özellikle Bodrum civarındaki güvercinlikteki yanmış, evet, oralarda da ormanlık alanda yangın çıkmıştı.